Atatürk ölmedi, yüreğimde yaşıyor. Atatürk ölmedi, yüreğimde yaşıyor. Uygarlık savaşında bayrağı o taşıyor. Her gücü o aşıyor. Uygarlık savaşında bayrağı o taşıyor. Her gücü o aşıyor. Türklüğe güç veren devrimler senin. Yurduma çizdiğin aydın yol senin. Gençlik senin. Sen gençliğinsin. Ölmedin, ölemezsin. Ölmedin, ölemezsin. Atatürk ölmedi, yüreğimde yaşıyor. Atatürk ölmedi, yüreğimde yaşıyor. Uygarlık savaşında bayrağı o taşıyor. Her gücü o aşıyor. Türklüğe güç veren devrimler senin. Yurduma çizdiğin aydın yol senin. Gençlik senin. Sen gençliğinsin. Ölmedin, ölemezsin. Ölmedin, ölemezsin. Atam, gideceğiz izinden. Koşacağız ileri. Olacağız her zaman ülkemizin sahibi. Rahat uyu atam, vatan emin ellerde. Durmadan yürüyoruz gösterdiğin hedefe. Ses, ses. ...1938'de Burhan Kasım Sabahı sona eren maddi hayatı şimdi yüreklerimizde ve devirlerimizde birer Mustafa Kemal Mücahide olarak yaşıyor. Beni görmek demek mutlaka yüzünü görmek demek değildir. Benim fikirlerimi, benim duygularımı anlıyorsanız, beni seviyorsanız bu kafidir diye Gazi Mustafa Kemal'e bu bilgiyi anmak için buradayız. Buralarını arz ediyor. Saygı meclisiyle istiklal maaşı, günün anlam dönemini denetten konuşmanın yapılması, günün anlam dönemiyle ilgili öğrenci konuşmasının yapılması. Efendim kapıda, bak, Hazmi, dikkat!
Bir Mustafa Cemal. Yüce sevdalara değişim var. Yitirilmiş kesimlerde açan umuttur. Bir baştır vazgeçme. Yine anlam dönemiyle ilgili konuşmayı yapmak üzere öğretmenimiz Müzcan Karamanoğlu'nu davet ediyor. Alkışlar. Alkışlayalım. Sayın Okul Müdürü, değerli meslektaşlarım, yarın en büyüğü olan sevgili çocuklarımız ve velilerimiz, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün aramızdan ayrılışının 85. yılında onu anmak ve yaptıklarının önemini ifade etmek için toplanmış bulunmaktayız. Şunu iyi bilmeliyiz ki o sadece bedenen aramızdan ayrılmıştır. Bizler onun fikirlerini, bize verdiklerini ve ilkelerini anlamak ve devam ettirmek için çok çalışmalıyız. Geçmişimizi asla unutmamalıyız. Atalarımız kadın, erkek, genç, yaşlı, gece gündüz demeden bu toprakları ve özgürlüğü atamızın açtığı yolda yürüyerek kazanmışlardı. Bizler bu toprakların üzerinde bağımsız ve özgür yaşıyorsak onun sayesinde olduğunu asla unutmayalım. Atatürkçülük demek ulusal onur ve devrimcilik demektir. Atatürkçülük demek kadınlara değer vermektir. Laiklik demektir. Çağdaşlık demektir. İşte siz ki bunları anlayıp anlatabiliyorsanız ve vatanımız için en iyisini yapmaya çalışıyorsanız, onun açtığı yolda yürüyorsanız Mustafa Kemal sizsiniz. Çalışmak, zorluklar karşısında yılmadan çabalamak, cumhuriyete sahip çıkmak ve onu sonsuza kadar yaşatmak
Elçilik yanında birinci iki A sınıfından Esra Korkmaz. İkinci dört A sınıfından Zeynep Karaman. Üçüncü üç E sınıfından Hira Gözlü. Evet, teşekkür ederiz çocuklar. Kompozisyon yanında birinci 4 A sınıfından Rüzgar Özmeçler. İkinci yine 4 A sınıfından Ayşe Nina Timsen. Üçüncü 3 A sınıfından Berat Çiğatmeşe. Teşekkür ederim. Kimse bozamaz düğünlüğümüzü hiçbir sebeple. Hep yaşayacak bu vatan, vatan senin izinle. Söz verimiz Halk Onkasın saat 9:05 geçe. Evet Emre Efendi Anayokulu aşırısı gösterilen Müslümanlar için yerlerini almak üzere daha biliyor. Alkışlarınız varlığının yerlerini alalım. Thank you.
Thank you.
Gülce sınıf öğrencisi Ela Yiğit. Şiirin okuması. Prensesim, gurur duyuyorum. Mustafa Kemal'in gerçek çocuklarıyız biz. Bir kalp yolumuzla bir yankasında binlerce kalp yolu vatan topraklarında. Türkiye'nin istikbalı, hali. Dalgalarım, hürmetle kabarmış dalgalarım nedir benim? Ulusunun yarınında sevincim, ben Mustafa Kemal'im, hey! Okulumuz 3E sınıf öğrencisi Hira Gözlü, yürüyüş yılını okuması için davet ediyor.